Herkese merhaba. Bu videomuzda Toaster, yani bizim bildirim mesajlarımızı nasıl yapacağımızla alakalı bir video çekeceğiz. Biz buradaki eğer profilimizi girip de buradaki edit profile'e tıklayıp burada bir işlem yaptığımız zaman işlem başarılı diye burada çıkan bir Toaster vardır, bildirim vardır. Bunları nasıl yapıldığını Laravel'de göreceğiz. Öncelikle bunun için Toaster CSS kullanmamız lazım. Şöyle Toaster CSS CDN dediğimizde bunun gerekli kütüphanesini buradan indirebiliriz. Şimdi bir tane bunu alacağız. Bunu aldıktan sonra bakın burada Ajax'la alakalı bir tane Toaster var. Ben şuraya kopyaladım zaten aynısını. Bunu alacağım. Bunu gelip bizim App Blade içerisinde kullanmamız lazım. Bu linki. Şimdi çünkü bu proje hep her zaman açıldığında burası da getirmesi gereken bir şey. O yüzden buraya yazacağız. Şu şekilde Toaster'ımızı. Şimdi bunu yaptıktan sonra ise biz projemizde aynı şekilde burada bakın bir tane Card Center var. Bu Card Center bizi şu an ilgilendirmiyor. Bunu kapatabiliriz. Bizim bir de ekleyeceğimiz script olacak. Bu scriptte Toaster'ın default bir şekilde çalışmasını sağlayan bir script. Şimdi bunu konuşacağız. Şöyle yapıştıralım. Bakın burada bir tane scriptimiz var. Bu scriptimiz yine CDN Toaster.js'ten alan bir script. Eğer diyor message varsa diyor sessions bir tane mesajı sahipse diyor. Bu sections'ın bir alert type'ı vardır. Bunu al diyor. Bu alert type'ı eğer info'ysa ki başlangıçta info'ymuş. Bunu yazdır. Success'a bunu yazdır. Warning'sa bunu yazdır diyor. Toaster'da zaten gerekli kütüphaneyi kendisi buluyor. Sadece bunun içerisinde error dediğimiz zaman, warning dediğimiz zaman renkleri boyalı bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Nasıl kullanacağız sorusuna geldiğimizde ise biz bunu nerede kullanmak istiyoruz? Edit profile'de kullanmak istiyoruz. Edit profile burada. Bunun içerisinde admin kontrol içerisinde bakın burada biz ne yapmıştık? Notification array diyerek bir tane bir array yazmıştık bu şekilde notification array diyerek ve bunu burada kullanmışız. Hemen bakalım bunun çalıştığı bir senaryo var mı diye. Bu submit diyelim. Bakın profile update successful. Niye bu geçen videolarda çalışmıyordu şimdi çalışmaya başladı? Çünkü geçen videolarda app CSS'in içerisinde bunu dahil etmemiştik. Ama şimdi dahil ettik. O yüzden burada notification diyerek bunu message'in olduğunu, message'inin profile update successful diyerek bir mesaj çıkardın. Alert type'ın da success olduğunu söylediğimiz zaman bunu burada notification'ını burada görebiliyoruz. O zaman ben diyebilir miyim ki şu yapıya bir tane daha bakalım. Edit profile dediğimiz zaman burada Yusuf yerine Yasin yazalım. Submit diyelim. Bakın mor bir şekilde çıkıyor. Ben bunu o zaman success değil error yapalım. Burada şimdi bir edit profile yapalım. Bunu Yusuf yapalım. Submit diyelim. Bakın profile update successful diyerek error mesajı çıkardı. Gene bir infosu var. Bu infosuna bakmak lazım. Infosu mavi çıkarması lazım ama burada pembe çıkartıyor. Başka ne vardı? Şurada hemen app içerisine girdiğimiz zaman göreceğiz aslında. Burada error warning var. Warning. Bu da sarı mı çıkarması lazımdı. Bakın buradaki yapıyla bize aslında nasıl bir yapı kullanacaksak onu kullanmamız gerekiyor. Bakın sarı çıktı. Burada gösteriyor. Tabii ki bunlarla oynamak mümkün. App CSS içerisinde eğer Toaster'ın içerisine gitmeyi başarabilirseniz burada. Bunun var olan yapılarını siz de kullanabilirsiniz. Ama bu default olarak böyle bir Toaster yazdık. Bunu çoğaltabiliriz. Ama tabii ki de buradaki yapıları da çoğaltmamız gerekecek. Biz şu an bunu linkten aldığımız için şu an kaynak dosyalarını göremiyoruz ama kendimizin yapması da mümkündü. Evet, bu videomuzda ise bunu başarmış olduk diyelim. Bir sonraki videomuzda ise şu login yaptıktan sonra eğer bu login yaptıktan sonra başarılı bir şekilde giriş yaptığınız adında şöyle bir Toaster ve çıkış yaptığımızda ise bunun aynısını görmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı görelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.